Şimdi tekstil materyallerinde yıkama ve kurutma. Neydi? Yaş işlemlerimiz 3'e ayırmıştık. 1. Aplikasyon, 2. Yıkama, 3. Kurutma. Şimdi aplikasyonu anlattık. Gelelim yıkama işlemine. Şimdi yıkama işlemini niçin yapıyoruz? Aplikasyon işlemini ne yaptık? İşlemlerini ne yaptık? Tanımlayacak olursak terbiye maddesini tekstil mahlule aktardık. Aktardık. Aktarma işlemi bittikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Tekstil mahlule üzerindeki fazlalık olan kimyasal maddeyi, terbiye maddesini ortamdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Ya da bir aplikasyon işlemi yapmamış olabilirsiniz ama kumaşınızın üzerinde çeşitli şeyler vardır. Safsızlık diye tabir ettiğimiz kirler vardır, lekeler vardır. Bunları uzaklaştırma için de yıkama işlemi ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Tamam mı? Amaç neymiş? Bir tekstil ürünü üzerindeki yabancı maddeleri uzaklaştırmak için yapılan işleme biz yıkama işlemi adını veriyormuşuz. Şimdi şunu söyleyelim. Tamam, bir aplikasyon işlemini anladık. Bir ön terbiye işlemi yapıyoruz, boya baskı işlemleri yapıyoruz, belki bitim işlemleri yapıyoruz, arkasından bir yıkama gerekebiliyor. Ve yıkama işlemini gerçekleştiriyoruz. Ama bir de şu olay vardır. Mesela iplik aşamasında harmanlamada çeşitli yağlar kullanılabiliyor. İşte biz bunlara preparasyon maddesi diyoruz. Bunlar kullanılabiliyor. Dokuma işlemlerinde haşil adını vermiş olduğumuz maddeler kullanılabiliyor. Tamam mı? Ya da işletmeden bir noktadan bir noktaya taşırken işte çamurlaşabiliyor. Kumaşta çamur meydana gelebiliyor. Bu gibi safsızlıkları uzaklaştırmak için ne yapacakmışız arkadaşlar? Bir yıkama işlemi uygulayacakmışız. Ha mesela aklıma yeni geldi. Yün elyafında da ne var? Yünü biz koyundan kırkım yoluyla elde ediyoruz. Ve yün elyafında da çeşitli bitkisel ve hayvansal içerikli safsızlıklar var. Onları uzaklaştırma işlemi içinde ne yapacağız yine? Yıkama işlemini gerçekleştireceğiz. Bakınız, yabancı maddeler ya lifin yapısından veya lifin gördüğü işlemler sonucu lif yüzeyinde bulunur diyor. Yabancı maddelerin uzaklaştırılması iki yöntemle gerçekleştirilir. Neymiş arkadaşlar? Birincisi sulu ortamda yıkama, ki biz buna emisyon yıkama diyormuşuz. Diğeri ise organik çözücülerle yıkama, buna da ekstraksiyon yıkama. Ekstrakte etmek ne demek arkadaşlar? Onu İngilizcesinde yazamadım ama. Ekstrakte etmek ne demek? Çıkarmak. Özünü almak, çıkarmak, özünü almak. Yani siz lifin içindeki özünde bulunan safsızlığı ne yapacaksınız? Uzaklaştıracaksınız, çıkartacaksınız. Bu özellikle ekstraksiyon yıkama daha çok mesela günlük hayatta nerede karşımıza çıkar? Kuru temizlemelerde karşımıza çıkar. Oradaki yapılan işlem nedir? İşte organik bir takım çözücüler vardır. O çözücüler yardımıyla uzaklaştırma işlemini sağlıyorsunuz. İşte evimizde yaptığımız tarzda bir yıkama işlemleri de işte sabun, deterjan ve benzeri kimyasallar beraberinde yapılan işlem de sulu ortamda yapılan yıkamaya örnek olarak verebiliriz. Şimdi şekle baktığımızda bakınız burada ne var? Bir su var. Burada ne var? Tensit molekülü demiş. Tamam mı? Burada ne var? Kumaş var. Ve burada ne var? Kirimiz var. Şimdi ne yapacağız? Bunları bir araya getireceğiz. Ve bir yıkama işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle kir kumaşa ne yapacak arkadaşlar? Temas edecek, kir kumaşa geçecek. Kir kumaşa geçtikten sonra kumaşınızı yıkayacaksınız. Yıkama işlemi için ortamda ne olmak zorundaymış? Su var da suyun içerisinde ne olacak? Tensit molekülü olacakmış. O tensit molekülü dediği nedir arkadaşlar? Temizleyici madde. Şimdi bakınız orada tensit molekülü şöyle göstermiş arkadaşlar. Tensit molekülünü böyle göstermiş. Tamam mı? Uzun bir zincir var. Burası hidrofob kısım. Burası ise hidrofil kısım. Tamam mı? Suyu seven, suyu sevmeyen.
Tamam mı? Tensit molekülü de bu şekilde bulunuyormuş. Şimdi bakalım. Yıkama işlem basamakları nelermiş arkadaşlar? Onu da yazalım şuraya. Yıkama işlem basamakları. Birincisi neymiş arkadaşlar? Islatma. Birinci basamağımız ıslatma. Kumaşımız kirlendi. Kirli kumaşı tensit molekülü içeren banyoyu ne yapıyoruz? Atıyoruz. Attık. Bakınız şurada da hemen şu biri de görelim. Neymiş? Suda çözülmeyen maddelerin tekstil materyalinden uzaklaşacak hale gelmesi. Yıkama maddesini görev ediyor. Özellikle şeye baktığınızda arkadaşlar, tensit moleküllerinin yapısına baktığınızda hidrofob kısım nereye bağlanmış arkadaşlar? Şekle de bakalım. Hidrofob kısım nereye bağlanmış? Kire bağlanmış. Doğru. Kumaşın üzerindeki kire bağlanmış. Hidrofob kısım kire bağlanıyor. Hidrofil kısım ne tarafta? Su tarafında. Hidrofil kısım da su tarafında. Prensip şuymuş arkadaşlar. Kumaşın üzerindeki kire tensit molekülü bağlandı. Hidrofob uzun zincir tarafından bağlandı. Suyu seven kısımlarda, hidrofil kısımda kiri suya doğru ne yapıyor? Alıyor. Suya doğru taşıma şeyi gösteriyor, eğilimi gösteriyor. Birinci mantık bu. İkinci mantık neymiş arkadaşlar? İkinci adım yıkama. İki yıkama diyoruz. Şimdi birinci ıslatmada yıkama maddesinin görevi şeymiş. Demek ki kiri. Hatta şöyle var. Suyla kumaş ıslandığı için ve kir de dolayısıyla ıslandığı için ne yapacaktır? Kumaşta bir şişme, kirde bir şişme meydana gelecektir. Tensit molekülü hidrofob kısımdan kire bağlanacak. Hidrofil kısımdan da banyoya doğru hareket etme eğilim içerisinde girecek. Bu görev yıkama maddesinin görevi. İkinci adımda yıkama diyoruz. Kir maddelerinin yıkama banyosuna geçmesi. Bu da yıkama makinasının görevidir. Sonuçta maçalı yıkama esnasında ne hareket olacak arkadaşlar? Su ve kumaş hareket edeceği için, belli bir hareket olacağı için o hareket karşısında kir şey tarafından, tensit molekülü tarafından banyoya taşınacaktır. Yani tamamen kumaş üzerinden ayrılır pozisyona gelecektir. Bu da yıkama makinasının görevidir. Üçüncüsü, bakınız o şekilde de görüyorsunuz. Tamamen ayrıldığını görüyorsunuz ve kirin etrafının da, bakınız kirin etrafının da tensit molekülleriyle kaplandığını görüyoruz. Kir ne şeyde asılı durumda. Banyoda asılı durumda bulunuyor. Üçüncü adım disperge etme adımı arkadaşlar. Üçüncü adım disperge etme. Kirle suyun bakalım neymiş? Yabancı maddelerin tekrar ürün üzerine çökmesini önlemekmiş. Yine bu da yıkama maddesinin göreviymiş. Üçüncü adımda ne yapıyormuş arkadaşlar? Hani disperge dediği tanecik, belli bir tanecik büyüklüğü halinde banyoda asıl durumda tutmayı sağlıyor. Ve asıl durumda tutarak kumaştan ayırdığımız kirin tekrar kumaşa geçmesinin de önüne geçmiş oluyoruz. Tamam mı? Bu adımda tekrar kumaşa kirin geçmesini önlemiş oluyoruz. Dördüncü adım, durulama adımı. Durulama adımında da ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Yabancı maddeleri üründen uzaklaşır hale getiriyormuşuz. Bu da yıkama makinesinin göreviymiş. Yabancı maddeleri üründen nasıl uzaklaşır hale getiriyorsunuz? Şu aşamada makineyi boşaltıyorsunuz. Yeni su alıyorsunuz. Tamam mı? Şu aşamada disperge etmeden sonra ya da disperge ettikten sonra makineyi boşaltıyorsunuz. Bu kirli suyu uzaklaştırıyorsunuz ortamdan. Yeni bir su alıyorsunuz. Yeni suyla işlem yapıyorsunuz. İşte size bir durulama adımı. Tamam mı? Ve bu şekilde yabancı maddeleri kumaş üzerinden tamamen uzaklaştırmış oluyoruz. Yıkama makinesi olarak genelde halat yıkama makineleri ve açık el yıkama makineleri kullanılır. Hasbeller halat yıkama makineleri grubuna girer vesaire diyor. Özellikle şunu söyleyelim. Çektirme yönteminde kullanılan ve orada geçen derslerimde bahsettiğimiz makineler şöyle yazacak olursam arkadaşlar hatırlamak anlamında hasbel, overflow, jet, jiger,
HT vesaire makinalar, bunlar çekilme prensibine göre çalışan makinalardır. Bu makinalarda bir aplikasyon işlemi yaparsınız. Kumaşı çıkarmadan yıkama işlemi de yine bu makinalarda gerçekleştirirsiniz. Tamam mı? Demek ki bu çekilme prensibine göre çalışan makinalar hem aplikasyonun yapıldığı hem de yıkamanın yapıldığı makinalar olarak karşımıza çıkıyor. İşte örnek çamaşır makinasında ne yapıyoruz arkadaşlar? Yani eğer orada siz bir aplikasyon yapacaksanız orada da yaparsınız. Makineden çıkarmadan yıkama ve durulamaları da aynı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Aynı mantık çerçevesinde hareket ediyor. Şeyde ise, emdirme yönteminde ise orada tuflar teknesi kullanıyorduk. Emdirme işlemini o şekilde gerçekleştiriyorduk. Ama emdirmede yıkama işleminin yapılabilmesi için mutlaka bir ne kullanmak gerekiyormuş arkadaşlar? Açıken yıkama makineleri kullanmak gerekiyormuş. Açıken yıkama makineleri de arkadaşlar şu şekilde 4-5 tekneden oluşan, tamam mı? Her birinin içerisinde onlarca silindir var, onlarca silindir var. Bu şekilde yerleşmiş silindirler var. Hatta şu kısımlarda sıkma silindirleri vesaire de var. Kumaş 4-5 tekneden oluşan bu açıken yıkama makinelerinde işleme tabi tutuluyor. Bakınız geniş açıken yıkama makineleri demiş arkadaşlar. Genelde kesiksiz çalışmaya uygun pamuk sentetik lif karışımı kumaş ve trikolarda kullanılan makinalardır diyor. Demek ki açıken makineler arkadaşlar özellikle bir emdirme işleminden sonra ya da buna siz bir şey de diyebilirsiniz, mesela bir aktarma da diyebilirsiniz, fark etmez. Aynı zamanda bir aktarma işlemiyle yapmış olduğunuz bir aplikasyonu yine bir şeyde de çektirme yöntemine göre çalışan makinalarda da kullanabilirsiniz. Orada işte ürünün halat halinde mi yıkanması gerekiyor? Açıken şeklinde mi yıkanması gerekiyor? Buna bir karar vermek gerekiyor. Şey de önemli bu arada arkadaşlar. Ürünün gramajı da önemli. Yani kaba bir ağır yapılı bir kumaş, ince yapılı bir kumaş olup olmaması da şey açısından önemli. Yıkama makinalarında da önemli. Kilogram var ama şey dikkat etmek gerekiyor. Kumaşta hasar meydana getirmemeyi de dikkat etmek gerekiyor. Eğer hassas bir kumaş varsa açkende yapacaksınız işleminizi. Açken formunda yapacaksınız. Hassas bir kumaşınız varsa. Tamam mı? Eğer hassas kumaşı siz çektirme prensibine göre yıkama işlemini tabi tutarsanız bu sefer ne olur? Hem gerilme meydana gelebilir hem de üst üste yığıldığı için orada kırılmalar meydana gelebilir. Kumaşın yapısı bozulabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Silindirli açken yıkama makinaları. Silindirli açken yıkama makinesi birkaç tane arka arkaya monte edilmiş banyo bölmelerinden oluşur. Tekstil ürünü bu banyo bölmelerinden kontinü bir şekilde sevk silindirleri vasıtasıyla iletilir ve diğer yıkama bölmesine geçer. Yıkama banyosu ters yöne doğru akar. Bunun amacı yıkamanın temizlenmesinin etkisini arttırmak vesaire demiş. Bakınız bu cümle önemli arkadaşlar. Şimdi mesele şu. Şimdi kumaşımız şu şekilde hareket ediyor. Tamam mı? Şu şekilde saat yönünde sağdan sola doğru hareket ediyor. Ya da tam tersi. Suyun hareketine ters yönde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Su püskürtüyorsunuz. Kumaş. Amacımız şu. Suyu kumaşın hareketine ters yönde püskürterek kumaşın iç kısımlarına kadar yıkama etkisini sağlamak. Amaç o. Ters etki prensibi dediği de o. Eğer siz şöyle yaparsanız, kumaşın gidiş yönünde de suyu verirseniz ne olacaktır? Yüzeysel bir temizleme sağlayacaksınız. Kumaşın iç kısımlarında temizleme etkisi olmayacak. Dolayısıyla bu tür açken yıkama makinalarında ters yöne doğru bir su akımını sağlayarak kumaşın iç kısımlarına kadar temizleme etkisini gerçekleştirmiş oluyoruz. Yok. Bu olay şeyde önemli. Açıken kontinü yıkama makinalarında önemli husus. Tamam mı? Öbüründe kapalı düzenekte ne yapıyorsunuz? Su var. Kapalı bir ortamda sürekli suyla birlikte haşır neşir oluyor. Burada ise alt tarafta su var ama şurada su var ama kumaş geliyor, suyun içerisine giriyor, çıkıyor, böyle giriyor, çıkıyor. Ama başlangıçta üst tarafta girmeden bir
ters akım prensibini uygulayarak orada iç kısımlara kadar o kirleri ne yapabilmelisiniz? Uzaklaştırabilmelisiniz. Bakınız bir yıkama makinesi arkadaşlar. Açken yıkama makinesi. Elektrik tamburlu açken yıkama makinesi demiş. Bu kısımları geçiyorum. Çok detaylara girmeyelim. En azından şeyi anladık. Yıkamanın mantığını anladık. Gelelim arkadaşlar kurutmaya. Demek ki üçüncüsü neymiş arkadaşlar? Kurutma. Özellikle yıkama konusunda ne yapacağız arkadaşlar? Demek ki tekstil mağam üzerindeki safsızlıkları uzaklaştırma yıkama işlemi yapıyoruz. Bu safsızlıklar bir terbiye işlemlerinden de gelebileceği gibi, yani bir aplikasyon işlemlerinden de gelebileceği gibi önceki işlemlerde de ne yapabiliyormuş arkadaşlar? Gelebiliyormuş. Önceki işlemlerde de gelebiliyormuş. Dolayısıyla bir yıkama işlemini gerçekleştiriyoruz. Yıkama işleminde 4 tane adım varmış. Islatma, yıkama, isperk etme ve durulama adımlarından oluşuyormuş. Yıkama işlemlerini halat ya da açken formunda uyguluyoruz. Halat şeklinde uygulayacaksak çekme prensibine göre çalışan makinelerde uyguluyoruz. Açken formunda uygulayacaksak kontinü sisteme göre çalışan açken yıkama makinalarında 4-5 tekneli yıkama makinalarında bu işlemi ne yapıyormuşuz? Gerçekleştiriyormuşuz. Yıkama işlemini yaptık. Hemen arkasından ne yapacağız arkadaşlar? Kurutma işlemi yapacağız. Amacımız şu. Şimdi tamam, yıkama işlemiyle bir hedef, bir amacımız vardı. Amacımızı gerçekleştirdik, kiri uzaklaştırdık. Eğer kumaşı yıkayıp bekletirseniz ne olur arkadaşlar? Şişe. Yok, yani o şişme küflenir. Yani şişme iyi bir şey de. Şişme bir de şişme bir de şey diyor, su içerisinde olan şey. Ama siz yıkama makineden çıkardınız, nemli bir durumda, kumaş nemli bir durumda. Ne yapacaksınız? O kumaşı hızlı bir şekilde üzerindeki fazlalık sudan uzaklaştıracaksınız. Uzaklaştırmazsanız o su kumaşa zarar verir. İşte küflenme ve benzeri şeylerden dolayı zarar verir. Şöyle söyleyeyim, hemen küflenmez, tamam doğrudur ama hızlı bir şekilde yıkamadan sonra kurutma işlemini yapmanız gerekiyor. Yoksa o nem hasar verecektir. Mesela işletmede çalışırken bir şey yaptık, ağırtma işlemi yaptık. Ağırtma işleminden sonra işte yanlış kumaş gelmiş, kenara bıraktık. Zaman içerisinde o ıslak olarak bıraktığımız kumaşın şeyleri katkilerinden kaldırdığımızda hep böyle nemli şey küflendiğini, çürümeye yüz tuttuğunu gördük. Dolayısıyla hızlı bir şekilde kurutma işlemi yapmak durumundayız. Tamam, hani bir 5-10 dakikada ya da bir saatte meydana gelecektir ama sonuçta yaptığınız işin de devamlılığını sağlamak adına yıkamadan hemen sonra o kurutma makinesini de almak durumundasınız. Amacımız şu arkadaşlar. Kurutmadan amaç neymiş? Tekstil yüzeyindeki fazlalık olan suyu uzaklaştırılması. Tamam mı? Tekstil mamulleri, bakınız alt tarafta yazıyor ilk paragrafın altında. Kendi ağırlıklarının 1,5 ila 3 katı suyu bünyesinde ne yapabiliyormuş arkadaşlar? Tutabiliyormuş. %150, %300 suyu içerebiliyormuş. Bu fazlalık suyu ne yapacağız biz? Ortamdan uzaklaştıracağız. Neyi uzaklaştıracağız? Kurutmayla. Ama şu var, kurutmayı da kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Önce bir mekaniksel olarak uzaklaştıracağız, daha sonra ısı enerjisiyle uzaklaştıracağız. Öğrenci adamsın, çamaşırları nerede yıkıyorsun? Lerde mi yıkıyorsun? Ha? Elle sıkacaksın işte. Mekaniksel bu, elle sıkıyorsun. Ya da çamaşır makinesinde durulama yaptıktan sonra kumaşı çıkartıyorsun. İşlem bittikten sonra kumaşı çıkartıyorsun. Hafif nemli. Bak orada ne yapmış? Mekaniksel olarak kurutma yapmış ama bir ne ihtiyaç var? Isı enerjisine de ihtiyaç var. Bakınız tekstil ürününde bulunan su
bulunduğu yer ve ürünle arasındaki bağlanma durumuna göre aşağıdaki şekilde bulunur diyor arkadaşlar. Şeye bir bakalım. Suyun tekstil mamulündeki bulunma durumlarına bir bakalım. Damlayan su. Neymiş damlayan su? Liflere bağlı değil, kendi ağlıyla aşağı akar. Mekanik yolla kolay uzaklaştırır. Yani yok, kumaşı suya daldırıp batırdın çıkardın ya, su akıyor ya. Bu suya biz damlayan su diyormuşuz. Tamam mı? Herhangi bir lif ile bağ yapmayan, kendi kendine akan su, damlayan su olarak ifade ediliyormuş. Yüzey suyuna baktığımızda liflerin yüzeyine su molekülleri adhezyon kuvvetleriyle bağlıdır. Sonuçta bir şey var. Lifin yüzeyiyle su arasında bir ilişki söz konusu, tutunma var. Su moleküllerini ayırmak için daha kuvvetli bir mekanik etkiye gerek duyulur. Genelde bu suyun büyük bir kısmı mekanik yolla uzaklaştırılır. Sıkma, merdanelerden geçirme ya da santrifüj, neyse artık ne yapıyorsak onları uzaklaştırıyoruz. Ama hala su var mı? Var. Geriye kalan su da neyle gidebiliyormuş arkadaşlar? Isı enerjisiyle gidebiliyormuş. Şişme veya kapiler suyu liflerin miselleri arasında bulunan sudur diyor. Misel neydi arkadaşlar? Misel kristalin alanı. Ama burada miselleri arasında diyor ya, işte amorf bölgede bulunan su. Kristalin bölgenin yüzeyi ve amorf bölgenin kendisinde bulunan su. Lifleri şişirir. Liflere zarar vermek için uzaklaştırılabilir. Mekanik yolla giderilemez. Giderilmesi için ısı enerjisi gerekir. Şişirme suyu liflere dipol kuvvetleriyle bağlıdır. Kapiler su ise adhezyon kuvvetleriyle bağlıdır demiş. Kristal suyu, mikroskobik nem, normal bir tekstil üründe bulunması gerekli olan sudur. Yani şudur arkadaşlar, biz tekstil, mesela üzerindeki tekstil mamulerlerin kuru hissettik. Tamam mı? Ama bunun üzerinde ne var diyoruz? Bir su var diyoruz içerisinde. İşte o su neymiş? Mikroskobik nemmiş. İşte biz diğer derslerimize ne dedik? Tekstil mamulü ticari olarak üzerinde taşıması gereken bir su miktarı var dedik. Ya işte o su bu. Ya pamukta bu nedir? 7-8,5. %7-8,5 su içeriz dedik. Gün evliyatında bu %14'tür. Viskonda %13'tür şeklinde sıralamıştık. Mesela polyesterde de %0,4 şeklinde demiştik. Demek ki higroskobik su ya da kristal suyu normal kuru bir tekstil elyafında bulunması gereken neymiş arkadaşlar? Suymuş. Şişme suyu gibi miseller arasında bulunur. İyi bir kurutma sonunda bu su uzaklaşmamalıdır. Yani ısı enerjisiyle bile bu suyu uzaklaştırmayacaksınız. Aksi takdirde ürünün tutumu bozulur. Bir kere uzaklaştırıldı mı lifler tarafından higroskobik olarak aynı miktar su geri alınamaz diyor. Demek ki siz bu suyu uzaklaştırdığınız anda artık lifin şeyi kayboluyor, özelliği kayboluyor. Bir daha o suyu ne yapamıyor deyip geri alamıyor. Higroskobik su uzaklaştıktan sonra lif çabuk kopabilen, kırılgan, zayıf bir hal almış oluyor. Suyun uzaklaştırılmasına bakalım arkadaşlar. Suyun uzaklaştırılması iki yöntemle oluyor. Birincisi mekanik yöntem, bir diğeri ısıtma yöntemi. Mekanik yöntem de kendi içerisinde üç ayrı. Sıkma, santrifüj, emme veya püskürtme şeklinde ifade ediliyor. Isıtma yöntemi de kendi içerisinde dört ayrı diyor. Konveksiyon kurutma, kontak kurutma, radyasyon kurutma, yüksek frekanslı kurutucularla kurutma şeklinde ifade ediyormuşuz. Efendim? Bunlar önemli. Demek ki suyu biz iki şekilde uzaklaştırıyoruz. Mekanik ve ısı enerjisiyle uzaklaştırıyoruz. Şimdi bunlara bir bakalım. Dinleyelim arkadaşlar. Sıkma. Bakınız diyor ki sıkmanın mantığı neymiş arkadaşlar? Tekstil ürününün belirli basınç altında bulunan silindirler arasından geçirilmesi esasına dayanır diyor. Demek ki bakınız
İki silindir var. İki silindir çift arasında pompa için geçiriyorsunuz. Fazlalık olan suyu mekaniksel yolla almış oluyorsunuz. Amaç bu. Burada halat sıkma silindirleri ve su kalandırları ne yapıyormuş arkadaşlar? Kullanılıyormuş. Detaylara girmiyorum. Sadece konu başlıklarından geçiyoruz. Tamam mı? Bakın şurada suyun iki silindir arasından kumaş üzerinden uzaklaştırılmasını görüyoruz. Bir diğer mekaniksel uzaklaştırma santrafüj. Burada da merkez kaç kuvvetin etkisinden faydalanarak uzaklaştırma sağlıyoruz. İşte evlerde kullanmış olduğumuz çamaşır makinelerde bu santrafüj mantığı vardı. Yıkama işlemi bittikten sonra yüksek hızlarla makine döner. Yüksek hızlarda dönmesinden dolayı kumaştaki su merkez kaç kuvvetin etkisiyle kumaş üzerinden aydınlık hale gelir. İşletme tarzı bir santrifüj makinesi görüyorsunuz arkadaşlar. İşletme tarzı santrifüj makinesi görüyorsunuz. Bakınız şu kısımdan burada döner üst tarafta şey vardır. Döner kule diyelim. Buradan kumaşın makineye sevkini ve makineden çıkartılmasını sağlıyoruz. Tamam mı? Ve şu kısımda bir elekli tambur var. Kumaşı bu kısma düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Özellikle şuna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Ağır yapılı kumaşlar alacağız santrifüj makinesine. İnce yapılı kumaşları alırsak yüksek hızlarda döndüğü için kumaşta kırılmalar meydana gelir. Tamam mı? Santrifüj işleminde ağır yapılı ya da orta ağırlık diyelim, orta ağırlıktaki kumaşları almak durumundayız. Bakın zaten şurada da bak. Bakınız ne demiş? Kırışıklık meydana gelen kumaşlarda kullanılması sakıncalıdır. Yani ince yapılı kumaşlar da kırışıklık meydana gelir, sakıncalı, kumaşa zarar verirsiniz. İnce yapılı olacak. Yani ince yapılı kumaşları kullanmayacaksınız. Hızı neymiş arkadaşlar? 500-1500 devir bölü dakika. Yani dakikada 1000 devir döndüğünü düşünün. Hızlı bir şekilde kurutma sağlıyorsunuz. Emme veya püskürtme. Diğer bir kurutma yöntemimiz. Bu yöntemde hassas olan kumaşlar, hani halat sıkma silindirleri ya da sıkma merdaneleri diyelim ya da santrifüjde siz bir işlem yaptığınızda kumaş zarar görüyorsa emme veya püskürtme yöntemini uygulayacaksınız. Buradaki mantık da şu arkadaşlar. Kumaş havada hareket ederken hava emiş kanalları bundan bir düzenekten geçiyor. Hava emiş kanalları vasıtasıyla kumaş üzerindeki suyu emerek ne yapıyorsunuz? Uzaklaştırmış oluyorsunuz. Buradaki mantık da bu. Püskürtmede basınç altında hava ve veya buhar kumaş içerisinden geçirilir ve püskürtülür demiş arkadaşlar. Şimdi ısıtma yöntemine bir bakalım. İkinci kurutma yöntemi olan ısıtmaya bir bakalım. Şimdi konveksiyon nedir arkadaşlar? Konveksiyon nedir? Şu tablo üzerinden gidelim. Konveksiyon şudur. Isı transferi gerçekleştiriyoruz. Isı transferi gerçekleştiriyoruz. Yani bir tarafta soğuk var, soğuk hava var. Bir tarafta sıcak hava var. Ne yapıyoruz? Soğuk yüzeyi sıcak havanın bulunduğu ortamdan geçirerek ısı transferi gerçekleştirmiş oluyoruz. Soğuk olan şey nedir? Kumaşın kendisidir. Nemli ya. Şeylerimiz var. Bir kamera diye ifade tabir ettiğimiz içerisinde sıcak hava akımının bulunduğu bir odacıklarımız var. Kumaş o odacıklar içerisine girdiğinde kumaştaki soğuk hava makinedeki sıcak havaya geçiyor. Makinedeki sıcak hava da kumaşa geçiyor ve bu şekilde bir kurutma işlemini sağlamış oluyoruz. Yani orada bir kütle transferi sağlamış oluyoruz. Bakınız diyor ki ısı transfer şekli ısıtılmış havanın kurutulacak tekstil ürünle temas ederek geçmesi sırasında sirkülasyon yöntemi doğru akım veya zıt akım oluşturması demiş. Makine tipi neymiş arkadaşlar? Askılı kurutucular, gergefli kurutucular, hatlı kurutucular demiş. Özellikle burada gergefli kurutucular ya da gergefsiz kurutucular
daha öne çıkan makina tipleridir diyoruz. Gergefli ve gergefsiz kurutucular burada öne çıkıyor. Hot flue'lar ise daha ziyade yani esas kurutma değil de ara kurutmaların yapıldığı makina tipleri olarak ifade ediyoruz. Kullanım şekli hassas tekstil ürünlerinde kullanılıyor askılı kurutucular. Diğerleri tüm tekstil ürünlerinde de gergefli gergefsiz kurutucuları kullanıyoruz. Etki ürünün çekme büzülme değeri iyileşir. Bir diğerinde iyi bir lif fiksajı, çekmezlik değerini iyileştirmesi, avanslı besleme ve nem çekme yönünde vesaire demiş. Demek ki bakınız burada şunu sağlıyoruz arkadaşlar. Bir taraftan kurutma işlemini gerçekleştirirken bir taraftan da kumaşın enini boyunu ayarlıyoruz. Tamam mı? Kumaşın enini boyunu, kumaşın gramajını ayarlıyoruz. Şimdi artık bu işlemlerden sonra kumaş nereye gidecek arkadaşlar? Konfeksiyon aşamasına gidecek. Pastal makinesine sereceksiniz ve siz orada bir keseceksiniz. Belli bir kalıp keseceksiniz. Eğer kesme işleminde neye göre yapıyorsunuz? Orada en büyük etken gramaj. Kumaşın gramajıdır. Eğer gramaj istenen düzeyde değilse ne olacaktır arkadaşlar? Fire miktarı artacaktır. İşte fire miktarını en aza düşürebilmek için müşterinin sizden istemiş olduğu kumaş gramajı neyse işte o kumaş gramajını buradaki gergefli veya gergefsiz kurutma makinalarıyla ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Sağlıyormuşuz. Ha bir de şu alt tarafta örme kumaşlar için delikli tambulu kurutucular vesaire demiş. Gelelim kontak kurutmaya. Kontak kurutmanın mantığı neymiş arkadaşlar? Sıcak madde ile kurutulacak ürünün birbirine değmesi sonucu ısının bir maddeden diğerine geçmesidir. Yani kontak kurutmada şu büyük silindirlerimiz var. İçerisinde sıcak hava ya da buhar bulunabilir. Yani silindirleri ısıtmışsınız. Kumaşı silindirlerin etrafından geçirerek bir kurutma işlemini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ama silindirler birbirine temas etmiyor. Şöyle silindirler şu şekilde arkadaşlar. Kumaş buradan geldi diyelim. Şu şekilde. Tamam, kumaşın ön yüzü, arka yüzü sıcak silindirlere temas ederek, yani kontak dediğimiz o işte temas etme, temas ederek bir kurutma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim, tek kapalı da olabiliyor ya da iki kapalı da olabiliyor. Kaç tane silindir var? İşte zannedersem 7-8 tane bir tarafta var. Diğer tarafta düşünürseniz 15-16 tane silindir var aşağı yukarı. Tamam mı? O silindirlerin etrafından geçerek kurutmayı sağlamış oluyoruz. Ki biraz sonra o şekilleri de görürüz arkadaşlar. Efendim? Gibi. Mantık o ama arada şey yok. Kumaş bir temasa gelebilir. Tamam bir bütüleme yapıyorsunuz. Ama arada boşluk var. Birbirlerine temas etmiyor. Tamam mı? Kumaşın ön yüzünü, arka yüzünü sıcak silindirlere temas ettirerek kurutma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bakın silindirli kurutucular ki bunların şeyi de barabanlardır arkadaşlar. Baraban diye geçer işletmelerde. Pamuktan yapılmış özel tekstil ürünlerine uygulanır. Parlaklık, kayganlık ve tutum özelliklerini ne yapıyormuşuz? Geliştiriyormuşuz bu kurutucularla. Bir de keçeli kalandırlar kullanılıyormuş. Bunlar da yün veya viskondan yapılmış özel tekstil ürünlerine kullanılıyormuş. Ve etkisi de arkadaşlar dekatür etkisi oluşuyormuş. Dekatür de kalıcı fiksaj olarak düşünebilirsiniz ki daha sonraki kısımlarda dekatüre geleceğiz. Işınlama, radyasyon yoluyla kurutmaya baktığımızda ışının elektromanyetik dalgalar halinde infrared ışınları sıcak olan maddeden soğuk olan maddeyi geçmesi şeklinde olur. İnfrared ışınlı gergefli kurutucular demiş. Tekstil ürünlerini uyguluyoruz. İyi bir yüzey fiksajı ve kondensleme gerçekleşiyor. Şu var arkadaşlar. UFO var ya bildiğimiz UFO. UFO'nun önünden kurutu şeyi geçiriyoruz. Ne onun adı? Kumaşı geçiriyoruz ve bir kurutma işlemi sağlamış oluruz. Ha, şimdi tabii makinedeki gençler dinleyelim. Makinedeki o düzenek UFO benzeri değildir ama mantık olarak kafanıza bir şey oluşması için onu göz önüne getirin. Demek ki infrared ışınlarından bir ısı yayan metal çubuklar arasından geçirdiğimizde kumaştaki fazlalık suyu uzaklaştırmış oluyormuşuz. Şimdi bilgi olarak, sınav bilgisi olarak arkadaşlar şu tabloyu bilmeniz yeterlidir, tamam mı? Tabloyu bilmeniz yeterlidir. Ha şurada detayları anlatıyordur. Çok girmeyeceğiz o kısımlara. Makinalar varsa bakarız. Şekil olarak makinalarımız varsa bakarız. Bakınız arkadaşlar, elektrikli tambulu kurutucular demiş.
Bakın, bakınız gergefli kurutucu demiş arkadaşlar. Tablo, sadece tabloya bakınız yeterli. Bakınız gergefli kurutucu demiş ramüz makinaları. Hot flue demiş arkadaşlar. Bakınız bu da gergefsiz bir makina. Kurutucu makinesi gergefsiz. Serbest halde kumaş hasıllar üzerinde hareket ederek özellikle de örme kumaşlarda bu gergefsiz makinaları kullanıyoruz. Bakınız şeyde arkadaşlar baraban ya da silindirli makinalarda buymuş arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 taneymiş mesela burada. Tamam mı? Çift kafalıysa 20 tane şey varmış, silindir varmış. Kumaş bir silindirden diğer silindire aktararak kumaş şey işlemi sağlamış oluyorsunuz. Bakın şuradan kumaş geldi. Yukarıdan başlayarak aşağı şu kısımdan da çıkarak işlemi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu makinalara baraban adı veriliyormuş. Bakınız baraban makinası. Şekil olarak gözüküyor mu bilmiyorum ama baraban makinası. Keçeli kalandırlar. Mesela burada da şöyle bir durum var arkadaşlar. Keçeli kalandırlarda da bakınız 3 tane silindir çifti var. Alttaki 2 silindirin üzerinde keçe var. Tamam mı? Keçe var. Üstteki silindir metal silindir. Ama şey bu üstteki silindirin çapı küçük. Üstteki silindirin çapı niye küçük? Alttaki silindirlere göre. Üstteki silindirin çapı alttaki silindirin silindirlerin çapına göre daha küçük. Neden küçük? En sonrası. Yok yok. Şey hocam orada kurutma olana daha yüksek. Küçük tarafta daha az olduğu için kurutma olana. Sebep maliyet arkadaşlar. Sonuçta o metal silindirin içerisinde ne var? Sıcak hava, sıcak buhar, yine sıcak su artık her neyse o var. Tamam mı? Dolayısıyla silindir çapını küçük tutarak ne yapıyorsunuz? Enerji sarfiyatının önüne geçmiş oluyorsunuz. Şeydeki mantık da şu. Bakınız iki metal silindir birbirine temas etmiyor. Arkadaşlar burası önemli. İki metal silindir birbirine temas ederse ve siz kumaşın o iki metal silindir arasına geçirirseniz kumaşı kırarsınız, kumaşı ezersiniz. Dolayısıyla işte böyle olacak. Alttaki silindirlerin üzerinde keçe var. Sert keçe var. İki silindir birbirine baskı uyguladığında oradaki keçe esneyebilme hareketine sahip. Dolayısıyla kumaş keçenin üzerinden geçerken keçe esnediği için dolayısıyla da kumaş da esnemiş oluyor. Tamam mı? Özellikle arkadaşlar bu hususa dikkat edin. İki metal silindir birbirine temas etmeyecek. Ederse kumaşta parlama, ezilme tehlikesi meydana gelir. Bakınız şurada da şey var arkadaşlar. Tabloda belirtilmemiş ama yüksek frekanslı kurutucular demiş. Yüksek frekanslı kurutucular da radyo frekans ve mikrodalgalar olarak ifade edilmiş. Şeklimiz varsa şekilde göstermeye çalışalım. Şeklimiz de şu arkadaşlar. Bakınız şurada. Bu yüksek frekanslı kurutucuları nerede kullanıyormuşuz? Bobinlerin kurutulmasında kullanıyormuşuz. Kumaş değil. Kumaş değil. Bobinlerin kurutulmasında kullanıyoruz. Tamam mı? Amaç şu, mikrodalga diyoruz ya, buradaki amaç şu, bobinin en dışıyla içi, en içindeki ipliklerin eşit düzeyde kurutulmasını sağlamak. Amacımız şu, suyun moleküllerini ayrıştırıyoruz, parçalıyoruz. Buradaki mantık da o. Yoksa kurutamazsınız. Yoksa şey, hani diğer sistemleri tabi tutarsanız kumaşın bobinin üst tarafı kuru, merkezi yaş kalır, olmaz. Burada her tarafta eşit kurutabilmek için demek ki burada da işte şey burada da suyu moleküllerine parçalayarak bir kurutma işlemini sağlamış oluyoruz. Diyoruz arkadaşlar sevgili arkadaşlar diyoruz ve ön terbiye konusunda kalmış oluyoruz. Buraya kadar sorunuz var mı?